Merhaba dostlarım. Bu hafta çok farklı bir konuyla karşınızdayım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bugün dünyaya gelse en çok kimlerle mücadele ederdi? Bunu sorgulamaya çalışacağım. Bana göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bugün dünyaya gelse en çok mücadele edeceği insanlar Müslümanlar olurdu. Neden mi diyeceksiniz? Hristiyanlar, Yahudiler, Budistler, diğer batıl inançtaki insanlar inancının gereğini yapıyor. Peki Peygamberimizin ümmeti onun getirdiği dini nasıl bir din haline getirdi? Kısaca sizlere anlatmaya çalışacağım. Biz Müslümanlarda öz eleştiri diye bir şey yok. Ancak başkalarını eleştiririz. Bütün kabahati Hristiyanlara, Yahudilere atarız. Kendimizde hiç kabahat yokmuş gibi davranırız. Peki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinin emir ve yasaklarına biz uyduk mu? Şöyle kısaca bir sorgulayalım. Peygamberimizin getirdiği din her şeyden önce riyayı, şirki, kul hakkı yemeyi, haramı, yalan söylemeyi, iftira atmayı yasaklamıştı. Sınıf ayrımını yasaklamıştı. Çocuk tacizini yasaklamıştı. Zinayı, faizi yasaklamıştı. Yalan söylemeyi ve yalancıya itibar etmeyi yasaklamıştı. Peki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din neleri emrediyordu? Her şeyden önce merhamet, adalet, liyakat, Allah için birbirini sevmek, alçak gönüllülük, tevazu, ilimde birbiriyle yarışmak, hayvanlara sevgi, çocuklara şefkat, ahlak, erdem, düşmanına bile merhamet. Peygamberimizin dini bunları emrediyordu. Peki Müslümanlar bunun ne kadarına uydu? Şöyle kısaca bir sorgulayalım kendimizi. İftiradan başlayalım. Müslümanlar en büyük iftirayı kendi peygamberine attılar. Nasıl mı attılar? Kocaman profesör unvanındaki aşağılık bazı insanlar kendi peygamberinin 9 yaşındaki bir çocukla evlendiğini, adeta bir çocuk tacizcisi olduğunu göğüslerini yere yere anlatıyorlar. Böyle bir iftirayı ne bir Yahudi, ne bir Hristiyan, ne bir deist, ne bir ateist yaptı peygamberimize şimdiye kadar. Bu insanlara şunu söyleyeceksin. Ulan namussuz, aşağılık, kanı bozuk insan. Senin 9 yaşında bir kızın olsa evlendirir misin, onu birine verir misin diye soracaksın. Benim 2 tane kızım var. Böyle bir şeyi aklımın ucundan bile getirmem. Çünkü sapıkça bir şeydir bu. Yani böyle bir şeyi iddia etmek insana, insanlık onuruna, insanlığa yakışacak bir şey değildir. Sizlerin hepinize yazıklar olsun. Yani bunu iddia eden mahluklar o zamanlar daha çabuk ergenliğe erişildiğini iddia ediyorlar. Peki bu ne demektir? Evrim demektir. Hani evrime karşıydınız siz? Peygamberimizin getirdiği dinde gruplara ayrılmak yoktu. Kesinlikle bunun üzerine ayet vardır. Gruplara ayrılanların seninle hiçbir ilişiği yoktur der ayette. Müslüman geçinen bazı aşağılık insanlar muta nikahını icat ettiler. Muta nikahı dediğiniz olay bir gecelik, hatta saatlik bile yapıyorlar şu anda Orta Doğu'da. Bu İslam dininde rejim diye bir şey yoktur. Rejim Kur'an-ı Kerim'de Yahudi geleneği olduğu çok açık bir şekilde anlatılır. Adam göğsünü gere gere rejimin dinde gerekli olduğunu, adam göğsünü gere gere rejimin İslam'da olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de de böyle bir şey yok. İncil'de de aynı şekilde Hazreti İsa'nın vaaz verirken Yahudilerin kadınları rejim ettiğini anlatır. Yani Yahudi geleneği olduğu hem İncil'de hem Kur'an-ı Kerim'de çok açıktır. Şuayb peygamberin kavminin yaptığından bahseder rejimi. Yani İslam'la uzaktan yakından alakası olan bir şey değildir rejim. İslam'da sınıf ayrımı diye bir şey kesinlikle yoktur. Şöyle ballandıra şu rivayeti sizlere anlatırlar. Halid bin Velid, Bilal-i Habeş'e kara kadının oğlu dedi. Sonra da ondan özür dilemek için gelme bana bahsederler. Sınıf ayrımı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinde sınıf ayrımı yoktur. Yani fakirle zenginin arasında hiçbir farklılık yoktur. Sadece takvada insanların yüksekliği ölçülürdü. Şimdi sınıf ayrımının kralı yapılıyor. Fakir bir insan bakalım Müslüman zenginlerin arasına girip barınabiliyor mu, yanlarına yanaşabiliyor mu görürsünüz. İslam dini her şeyden önce zinayı yasaklamıştı. Şu anda İslam dünyası zinanın bataklığındadır.
Hristiyanlardan neredeyse daha beter durumdadır zina konusunda. Peygamberimizin getirdiği dinde çocuk tacizi yoktur. Bugün dindar olduğunu iddia eden, hatta cemaat olduğunu iddia eden aşağılık insanların yuvalarında çocuklara taciz yapılıyor. Onun adına da bademleme deniyor, ballandıra ballandıra anlatıyor. Böyle aşağılık insanlar var İslam dünyasının içinde ve bu insanlara da itibar ediliyor. İslam dini her şeyden önce faizi yasaklamıştı. Bugün İslam dünyasındaki hemen hemen hepimiz neredeyse faizin bataklığındayız. Faizi almak da haramdır, vermek de haramdır. Şimdi diyeceksiniz ki ben faiz almıyorum. Peki kredi çekiyorsun, faiz ediyorsun. Bu faiz değil midir? İslam dünyası hile-i şeriye diye bir şeyi icat etti. Yani Allah'a hile ediyor, Allah'ı kandırdığını iddia ediyor. Bu kadar aptal şeyler yapan insanlar var İslam dünyasında. Peki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinde yalan yasak değil miydi? Bugün İslam dünyasında yalan, sahtekarlık diz boyu. Yalancıya da sonsuz itibar ediliyor. 24 saat yalan söylüyor adam, ona itibar ediliyor. Adam Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor, gerçekten onun ayetlerini okuyor, ona itibar edilmiyor. Yarın Allah'ın huzuruna çıktığın zaman ben bilmiyordum, cahildim diye kendini kurtaramayacaksın. Senin okuman yazman var değil mi? Şu anda onlarca Kur'an-ı Kerim'in meali var. Allah onları çevirenlerden milyon kere razı olsun. Okuyup kendi dinini, kendi kitabını, Allah'ın emir ve yasaklarını kendi kendine de öğrenebilirsin. Her şeyden önce adaleti emrediyordu. Şu an İslam dünyasının yöneticilerine bir bakın bakalım. Hiçbirinde adalet namına bir şey var mı? İslam dini her şeyden önce merhameti emrediyordu. Şu anda Müslümanların birbirine karşı en ufak merhameti yok. Neredeyse İslam dünyasında Müslümanların hepsi birbirini yiyor. Peki İslam dini neyi emrediyordu? Liyakati. Yani insan neye layıksa, gerçekten hak ediyorsa o işi vermen gerekiyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kabe'nin anahtarı kendisinde olan müşrik bir insana o işi en iyi yaptığından dolayı o anahtarı ona vermişti. Peki İslam dünyasında şu an ne yapılıyor? Liyakat namına en ufak bir şey yok. Kim ne kadar yalakalık, ne kadar köpeklik yapıyorsa o itibar görüyor, o iş buluyor. En yüksek makamlara ve mevkilere çıkıyor. İslam dünyasının da dünyada en ufak bir sözü olmuyor tabii ki bundan dolayı. İslam dini kul hakkı yemeyi yasaklamıştı. Kur'an-ı Kerim'de bunun üzerine ayet de var. Kul hakkı yiyen insanların karınları ateş doludur diye. Şu anda İslam dünyasında kul hakkı dünya rekoru kırıyordur herhalde. Kur'an-ı Kerim Allah için birbirini sevmelerini müminlerin emrederdi. Şu anda Allah için birbirini seven mümin görüyor musunuz? Etrafınıza bir bakmanızı öneririm. Kur'an-ı Kerim'de akrabalık bağlarına çok önem verilir. Akrabalık bağlarının korunması gerektiğini ayetle sabit olarak Kur'an-ı Kerim anlatır. Şu anda İslam dünyasında akrabalık bağları neredeyse bitmek üzere. Peygamberimizin getirdiği dinde tevazu yani alçak gönüllülük çok önemliydi. Şu an etrafınıza bakın, çok dindar olduğunu iddia eden, makamlarda ve mevkilerde olan insanların kibirlerinden yanına yanaşamazsınız. Ballandıra ballandıra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilimde birbirinizle yarışın, Çin'de bile olsa gidin alın dediğini anlatırlar. İlimden İslam dünyası sıfır nasip almıştır. Geldiği nokta ortadadır. İslam dünyasından dünya markası bir tane tükenmez kalem söyleyebilirseniz buyurun söyleyin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinde hayvanlara şefkat ve merhamet çok önemliydi. Hatta ballandıra ballandıra kıssalarını anlatırlar. Şu anda dünya çapında araştırma yapsanız hayvanlara en çok eziyet edilen ülke belki İslam dünyasındaki ülkelerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinde ahlak ve erdem çok önemliydi. Şimdi sizlere şöyle bir şey söyleyeyim. Ahlak ve din bambaşka bir şeydir. Ahlak dediğiniz şey evrensel bir şeydir. İslam dünyasında dindar olduğu zaman bir insanın çok ahlaklı olduğuna inanılır. Ama ahlakla din bambaşka bir şeydir. Sizlere şöyle örnek verebilirim. Ahlak evrensel bir şeydir. Yani iyi insanların ortak özellikleri Amerika'da da aynıdır, Avustralya'da da aynıdır, Arabistan'da da aynıdır, Türkiye'de de aynıdır.
Yani ahlak tabii ki dinle alakası vardır ama iyi insanların ortak özellikleri, inançları farklı da olsa aynıdır. Yani sizlere şöyle bir örnek vereyim. Ahlaklı insan etrafındaki insanlara saygı duyar, hayvanlara merhamet gösterir, insanlara karşı çok saygılıdır, ana babasına saygı gösterir. Bu Amerika'da da aynıdır, Avustralya'da da aynıdır. Bir babanın baba kartal gibi evlatlarının kanatlarının altına alması Amerika'da da aynıdır, Türkiye'de de Doğru. aynıdır. Bir annenin şefkati, merhameti Arabistan'da da aynıdır, Amerika'da da aynıdır, Kanada'da da aynıdır, Brezilya'da da aynıdır. Yani ahlak evrensel bir şeydir. Dinle alakası yoktur. Yani dinle alakası yoktur derken yanlış anlaşılmasın. Adam çok dindar bir insandır. İbadetlerini dört dörtlük Peki yapıyordur ama Müslümanlar ahlak ibadet konusunda benim nasıllar? gördüğüm kadarıyla Müslümanların belki de %5'i bile İslam'ın gerektirdiği ibadetlerin birçoğunu yapmamaktadır. Adam Kur'an-ı Kerim'in emrettiği ibadetleri yapmıyor ama sorduğun zaman da en dindar insan kendi olduğunu söylüyor. Adam İslam'ın gerektirdiği ibadetlerden neredeyse bir haber ama kendisine sorsan ondan daha dindar Cahil insan edeceği. yoktur. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün dünyaya gelse en çok mücadele edeceği insanlar Hristiyanlar, Yahudiler, Budistler, deistler, ateistler olmazdı. Müslümanlar olurdu. Çünkü onun gönderdiği dini bambaşka bir dine çevirdi Müslümanlar. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği İslam'la bizlerin neredeyse alakası yok. Tabi burada ben eleştiri yaparken kendimi de içine koyarak söylüyorum. Başkalarını eleştirmek çok kolaydır. Önemli olan bir insanın kendisini eleştirebilmesidir. Kendini eleştirebildiğin zaman zaten sen doğru insansın demektir. Elimden geldiğince kısaca özetlemeye çalıştım bu konuyu. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz dostlarım. Hoşça kalın.